İlk konuşmacımız Ahmet Çöseoğlu, Konyalı, Konya'nın yerlisi, şehre, şehir derdi olan, şehre bakan bir arkadaşımız. Uzun yıllar belediyecilik de yaptı, bir takım kurumlarda, idari görevlerde bulundu. Kendisi şu anda yazarlar, Konya Yazarlar Birliği Başkanı. Yakın zamanda da işte bu ay içerisinde yeni bir kitabı çıkmıştı, kendini arayan şehir. Gerçekten başkentleri anlatıyor, başkentlerden başkentlere gidiyor anlattığı şehirlerin şehirlere birer sıfat yakıştırıyor biliyorsunuz. Şehirlere sıfat yakıştırmak evliya çelebi'nin yaptığı şeylerdir. İşte mesela Bursa'ya gittiği zaman ruhaniyetli şehirdir. Urfa'ya gittiği zaman İbrahim'in nazargahıdır. Böyle şehirlere sıfat yakıştırır. Ahmet Bey de kendini arayan şehirde şehir kitabında şehirleri anlatmış, şehirlere sıfat yakıştırmış ama biz ondan bugün şehir insan ilişkisini dinleyeceğiz bir şehrin yerlisi nedir, hemşeri nedir, şehir nedir onu bize anlatacak. Biliyorsunuz Dostoyevski diyor ki bir insanın bir şehrin yerlisi olmak gidecek yeri olmaktır. Ahmet Bey de bize bir şehrin yerlisi olmayı anlatacak. Buyurun Ahmet Bey. Evet, teşekkür ediyorum. Öncelikle bu müstesna topluluğu ve büyük çoğunluğu kız öğrencilerden oluşan Mamak Fen Lisesi'ne hoş geldiniz diyorum. Büyük çoğunluğu kız öğrencilerimiz dedim. Kız öğrencilerini görünce gözlerimin içi gülüyor. Çünkü dört kız babasıyım. Üç kızım da Meram Fen Lisesi mezunu. Dolayısıyla sizleri de bir gelecek olarak görüyorum. Kız çocukları aynı zamanda erkek çocuklarını da doğuran anneler olacağı için geleceğimiz kız çocuklarında diyorum. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz. Umarım anlayabileceğiniz şeyleri söyleriz. Biraz daha sadeleştirmeye çalışırız. Dolayısıyla buradan faydalanmış olarak gitmiş olursunuz. Ee, bir hep öğrenciliklerden geçtik. Öğrenciliklerde bu tip toplantılara götürülür, topluca götürülür ve fakat büyük bir kısmından sıkıntıyla çıkılır. Sıkıntı çekmemeniz için size böyle biraz da hafifleştirerek sohbet edelim diye düşünüyorum. En azından kendi adıma söylüyorum. Dolayısıyla hoş geldiniz, hoşa geldiniz, iyi ki geldiniz. Bugün unutamayacağınız bir gün olsun diyorum öğrenciler için. <laughs> Kıymetli dostum Mehmet Kurtoğlu'nun da dediği gibi işte şehir insan ve mimarisinden de bahsedeceğim insan ilişkilerinden. Kendisi Dostoyevski'den bir sözle başladı. Ben de Bugün Musa Kazım Arıcan Genel Başkanımız burada olur diye Spinoza'dan bir sözle başlayacaktım. Ona atıfta bulunmak için kendi varoluşunun sebebini bulamayan şey var değildir. Biraz da bu kendini arayan ve varoluşla ilgili de şeyler söyleyeceğim. Medeniyet kelimesi şehir anlamına gelen Medine'den türetilmiştir. Medeni kelimesi ise şehirli manasına gelmektedir. Elbette ki buradaki hazurum bunları bilir, abileriniz, büyükleriniz de bilir. Biraz da bu kısmı sizin için aldım dün öğrencilerin geldiğini görünce. Avrupa'da medeniyet kelimesinin altında yatan ideal, tüm imparatorluğunu sadece sivitasının yani şehir devletinin bir genişmesi, gelişmesi olarak anlayan Romalılara kadar gider. Mekke, Medine, Kudüs gibi İslam şehirleri, temsil ettikleri inancın ve medeniyetin mücessem halleridirler. Camiler, imaretler, hanlar, hamamlar şehre yansıyan ruhun kristalleşmiş halinin ilanıdırlar. Şehir hakikatte bir kristaldir. Sadece mana itibariyle değil, şekil olarak zaten ölüme işaret eden tamamlanmışlık ve durağanlık ikili bakış ile de öyledir. Şehrin ölmemesi ve içten içe bozulmaması için şehre sürekli kırsal, i̇bn Haldun da buna bedevi diyoruz, başka yazarlar da öyle diyor, kırsal unsurların akın etmeli. Aynı şekilde kırsaldan gelenler de şehirliliğin getirdiği manevi etkiden nasiplerini almalıdırlar. Eğer bu denge bozulursa şehir kültürü kendi içinde kapalı sürdürdüğü zihin dünyasında boğulur ve göçebeler tarafından istila edilir. Titus Burkhardt, İbrahim İzzettin diye bir yazar var, Müslüman olmuş. 1900'lü yılların başında yaşamış. Fes İslam Şehri kitabında şehrin yerlileri ile, adarilerle yani, kırsaldan bedevilerle, gelenlerle arasında bir ilişkiyi bu şekilde anlatıyor. İbn Haldun'da da biz görürüz bu bedevi hadari yaklaşımlarını. Buraya girmeyeceğim. Bugünkü oturumumuzun ismi Nagihan Ol Vardım. Devamını söylüyorum. Bu dörtlüğün Ol çağrı yapılır gördüm. Ben dahi bile yapıldım ta şu toprak arasında. Hacı Bayramı Veli'nin bu 500 yıl 600 yıl önce söylemiş sözü aslında izaha hiç gerek duyulmayan bir cümle. Bir e, şiir. Yani biraz daha gençler için açabilirim. Ansızın bir şehre girdim diyor hemen. Rastgele bir şehre girdim. O şehri yapılır gördüm. O taş toprak arasında ben de onunla birlikte yapıldım diyor. Şimdi bu harikulade dörtlük şehir insan ilişkisini en güzel şekilde dile getiriyor. Şehri insan imar eder. Ama o şehir de aynı zamanda insanı inşa eden canlı bir mekandır, mekanizmadır der bize. Hacı Bayram Veli bunları söylüyor bize. Şehir, şehirliği, şehirde bünyesinde bulunanı mamur eder, şekillendirir. Geçmişini, bugününü ve hatta yarınını da belirler. Sentetik şehirler ve kupkuru beton kalıplarla yükselen, yükselerek oluşturulan şehirler ise, şehir bunların şehir olmadığını aslında belki Hacı Bayramı Veli'nin de bize tersten söylediği gibi belki kent diye bu benim yaklaşımım kent diyebiliriz. Hastalıklı kentler olabilir. Şimdi burada Mehmet abiye de çok değerli üstadım, büyüğüm, ağabeyimiz. Ona da biraz önce söyledim. Şimdi Konya'dan Ankara'ya her gelişimde son birkaç yıldır tren garının yanında, eski otogarın yanında bulut delen binaları görüyoruz. Yaklaşık birbirlerine 20'şer 30'ar 10'ar metre bina yan yana binalar. İşte bu şehrin bir ögesi değil. Burada arızayı bir kent durumu vardır. Bunu bu kadar söyleyeyim. İşte gençlerin aklında kalsın. Bir zaman bir tarihte bir ağabey geldi. Bu daha önce Mehmet abinin de yazılarda yıllar birkaç yıl önce belirttiği gibi o da Konya'dan gelerek buradaki bu binaların şehirleşmenin kötü örneği olduğunu bize söyledi demişsiniz dersinizdir diye bunu da burada gençlere not düşüyorum. Şehir o demek değildir yani. Felsefeci Alain de Botton şehrin binalarının konuştuğunu söyler. O binalar ne konuşacaksa şimdi biraz önceki bahsettiğim. Sevdiğimiz yapıları ya da mekanları güzel kılan özellikleri düzen, denge, zarafet, tutarlılık kendini tanıma olarak sıralarken bir güzelleştirme eylemine mutlak surette dikkat çekiyor bu felsefeci. Güzel bulduğumuz binalar, önemsediğimiz değerleri farklı yollarla yücelten, yani gerek malzemeleriyle, gerekse biçim ve renkleriyle herkesin olumlu nitelikler olarak düşündüğü dostluk, nezaket, derinlik, güç ve zeka gibi kavramlara gönderme yapan binalardır. Demek ki güzel binalar bunlar. Bu kavramlara gönderme yapacak. Bir binanın güzel olması için. Güzellik anlayışımız ile iyi bir yaşamın nasıl olması gerektiğine ilişkin düşüncemiz birbirinden ayrılamaz. Bunu Alain de Botton Mutluluğun Mimarisi kitabında buraya gelmeden 10 yıl önce falan almıştım. Tekrar gözden geçirdim. Bu bölümü de size aktarayım istedim. Ben Deniz'de Kendini Arayan Şehir adlı yeni yayınlanan kitabımın Başındaki metne şehirlerde neyi aradığımı, buna benzer bir şey olduğu için nelerin peşine düştüğümü, beklentilerimin neler olduğunu şöyle ifade etmiştim. Bu kitapta burada şudur. Hemen taze çıktığı için de göstermiş olayım. Buradan bir iki bölüm alacağım ben e, kitabın ön metninden. Büyük kaşiflerin yüreklerinde hissettikleri heyecanı hissettim her yolculukta. Dilini, sesini rengini, mazisini, efsanesini, tarihe tanıklığını, binlerce yıllık ruhaniyetini merak ettim o güzel şehirlerin. Taşlara sinmiş seslere kulak verdim. Çeşmelerin sulara öğrettiği şarkıları dinledim. Yaz sıcağında bir mabedin serin gölgesinde aradım ruhumdaki şehrin kapılarını. Şehrin hafıza mekanlarını aradım seyahatlerimde. Şehrin hafızası ne kadar diriyse şehirlinin de hafızası o kadar canlıdır. Bilinmelidir ki şehirle şehirlinin ilişkisi mekanlardan variste değildir. Şehrin dünüyle bugününü bir köprü gibi birleştiren mekanları korumanın toplumsal hafızayı korumakla eş değer olduğunu herkesin anlamasını bilmesini isterim. Modern kentlerin ruhu olabileceğini düşünmedim hiç. Üstünden bin kış ve bin sonbahar geçmiş şehirlereydi yolculuğum. Kendi uygarlığımız, yenilememiz gereken ve diriltmemiz gereken. Kopyadan, taklitten dönmek, ölümden dönmekten daha zor ama var olmanın tek şartı. Bana ne Paris'ten, New York'tan, Londra'dan, Moskova'dan, Pekin'den? Senin yanında bütün türedi uygarlıklar umurumda mı? Sen bir uygarlık oldun, bir ömür boyu geceme ve gündüzüme. Üstad Sezai Karakoç'un İstanbul şiiri üzerinden gecemizi, gündüzümüzü aydınlattıklarını söylediği İslam'ın kandil şehirlerini görmek istedim. Kudüs, İstanbul, Şam, Bursa, Urfa gibi kandil şehirlerin kendi şanlı geçmişlerini ni arayışlarına şahit olmak istedim. Bilmiyor muyuz ki bir medeniyet her şeyden evvel Derin bir maziden gelen bir kültür yığılması, bir kültür toplanmasıdır. Bu yığılmanın başında şehir ve mimari eserleri gelir. Çünkü nesilleri asıl terbiye eden onlardır. Her mimarlık eseri bulunduğu şehrin hayatını bir ev tanrısı gibi farkına vardırmadan idare eder. Onların kalabalığı ruhumuzda öyle bir konser yapar ki ömrünüzde bir kere olsun onu dinlemek fırsatını bulursak bir daha kaybetmemek şartıyla kendimizi bulmuş oluruz. Bu son okuduğum sözler de Ahmet Hamdi Tanpınar'ın şehirlere yüklediği bu derin anlamı kavrayabilmek için o şehirlerin terbiyesinden geçmek gerektiğini anlatan bir durumdur. Ancak o zaman kendimizi bulabiliriz. Kendini arayan şehirleri de bulabiliriz. Ancak o zaman kendini arayan şehirlere sesimizi de duyurabiliriz. İnsanın fıtratına uygun inşa edilen oluşturulan, oluşan şehirlerde bir ruhtan bahsetmek ve şehrin şehrin ruhundan bahsetmek olasıdır. Ve insandan şehre, şehirden insana bir ruh geçişkenliğinden söz etmek de mümkündür. Şehir planı, makro plan, yani eski ifadeyle nazım imar planı, alt ölçekli planlar, semtler, mahalleler, sokaklar ve nihayet binalar ve sabit parselden, arsadan maksimum fayda mantığıyla yapılan mimari projeler. Bu projeler içinde hayatını geçireceklerin talebine göre değil de müteahhitin isteğine göre yapılınca fıtri ihtiyaçlara cevap veremeyen, sıkıştırılmış, gençlerin ifadesiyle kompakt yaşamaya icbar edilen, psikolojik rahatsızlıkları da içinde barındıran bir kent halkı oluşuyor. O binalara bahsettiğim binalarda. Oysa ida şehre ulaşmanın bir ölçüsü de şehri oluşturan bütün ögelerin, yapıların ahenginin artarak devam etmesidir. Yani huzur şehrine doğru tekamül etmesi, yapılaşması değil midir? Huzur şehri denince dünün Konya'sını hatırlatan bir tespiti burada aktaracağım. Zaten Konya'yı bugün de değerli kılan biraz da geçmişi değil midir? Konya'yla ilgili hemen her yıl hatta iki hafta önce geçti iki hafta önce yaptığımız şiir şöleninde değerli büyüğü Mehmet Doğan abi'yi de tarihi misyonu ve göreviyle ilgili çok güzel tespitlerde ve oradaki dinleyici hazuruna Konya'nın geçmişinin güzelliğini muhteşemliğini görkemini anlatan e, ee, bilgileri vermişti. Her zaman da Konya'ya geldiğinde bu bilgilerin benzerlerini anlatıyor. Konya-Ankara ilişkilerini de anlatır Hacı Bayram Veli ile ilgili. Mustafa Armağan değerli dostumuz, ağabeyimiz yıllar önce bu şehirle ilgili yazılara başladığında belki biraz da benim şehirlere ilgimi olması, oluşması 95'li yıllarda Mustafa Armağan ağabey ile başladı. O da Konya'da tarihi sağmak diye bir yazı yazmıştı hatırlıyorum. 10-15 yıl, 20 yıl oldu mu? birkaç yazısı daha vardı Konya ile ilgili. Fahri Tuna abimiz yine Konya ile ilgili çok güzel yazılar söylüyorlar. Çünkü Konya'nın dünü görkemliydi. Dolayısıyla dünün görkemiyle ilgili bir paragraf daha size söyleyeceğim. 13. yüzyılı iyi okuyan ve bilenler Konya'nın kandil şehirlerimizin başında geldiğini bize her yerde her zaman hatırlatıyorlar. Evet hatırlatıyorlar biraz önce de söylediğim gibi. İhsan Fazlıoğlu hocanın da şu ifadesi bunlardan biri olup Konya'nın özelliklerini ve bir kurucu şehir olmasını, Bursa'ya, İstanbul'a nasıl maya çaldığını, nasıl tohumlar saçtığını göstermesi açısından önemlidir. Konya, Oğuzların ilk hakiki sükunete kavuştuğu şehir. Bursa'ya varan menzil, İstanbul'a akan ırmak, davud Kayseri'nin su içtiği pınar, Molla Fenari'nin feyz aldığı kaynak, Şeyh Galib'in mirimalı, Dede Efendi'nin namelerini devşirdiği hayali, Ulu Keykubat'ın karargahı, akıl ve adaletin nizamı aleme dönüştüğü, bilgi ve eylemin buluştuğu ilk yer idi. Italo Calvino görünmez kentlere giderken Marco Polo'nun rotasını izledi ve Marco Polo Kubilay Han'ın atlasında yolculuk yaptığı muhayyel şehirlere ve rüya şehirlere. Şehirlere yolculuk yapacak olanlar başka güzergahlar ya da usullerden gidebilir. Ama görecekler ki bütün yollar hep aynı bütünlükte bitecek ve erdemli şehirler parça parça kurulacak. Marco Polo tek tek her taşıyla bir köprüyü anlatıyordu. Peki köprüyü taşıyan taş hangisi diye sorar Kubilay Han. Köprüyü taşıyan şu taş ya da bu taş değil. Taşların oluşturduğu kemerin kavsi der Marco Polo. Kubilay Han sessiz kalır bir süre düşünür sonra ekler. Neden taşları anlatıp durursun bana? Beni ilgilendiren tek şey var o da kemer. Marco cevap verir. Taşlar yoksa kemer de yoktur. Teşekkür ediyorum.